çalışanlar ve emekliler müjde. Nakdi destek ve emekli bayram ikramiyesi kapıda. Hükümet, milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde Mart'ta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara 1500 lira nakdi ücret desteği verecek. Nakdi ücret desteğinin genişletilmesi yaklaşık 282 bin çalışanı kapsayacak. Te yandan emeklilerin bayram ikramiyeleri de artacak. İşte detaylar. Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Bu sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde Mart'ta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara 1500 lira nakdi ücret desteği verilecek. Mart'ta sigortalı olarak çalışan ve Nisan, Mayıs'ta ücretsiz izne çıkarılmayıp da çalışmaya devam edenlerin sigorta primini de devlet karşılayacak. İşverene de 1341 lira prim desteği verilecek. Nakdi ücret desteğinin genişletilmesi yaklaşık 282 bin çalışanı kapsayacak. Sektörde 537 binası kişi çalışıyor. Sabahtan Hazal Ateş'in haberine göre aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Erdem, sektörde çalışan 537 bin kişinin 165 bininin kısa çalışmadan, 90 bin kişinin de nakdi ücret desteğinden yararlandığını belirtti. Ahmet Erdem şu ifadeleri kullandı, 17 Nisan'dan önce çalışanlar kısa çalışma, ücretsiz izin ile nakdi ücret desteğinden yararlanıyordu sonrası için işe girenler açıkta kalıyordu. Sa çalışma, nakdi ücret desteğinden yararlanamayanları da dahil etmiş olduk. Turizmcilere nakdi ücret desteğinin bayram sonuna kadar devam edeceğini anımsatan Erdem, 30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın uzatma yetkisi var. Ayrıca çalışıyorlarsa normalleşme desteğimiz var. İşçi veren sigorta primini buradan karşılıyoruz, dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği, (ÖDE), Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan dün yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Tarih belli oldu. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz dedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ise şöyle konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklaması milyonlarca emekliyi mutlu etti. Ramazan ayı ve bayram öncesi güzel bir haber almış olduk. Gerçekten giderek eriyen ve alım gücünü yitiren ikramiyelerimiz için bu düzenleme gerekiyordu. Sesimize kulak verdiği ve bizleri unutmadığı için bütün emekliler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Nasıl değişecek? Sabahtan Faruk Erdem'in yazısına göre ikramiye tutarı Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon %8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre, ikramiye 1000 liradan 1083 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan bayramı ikramiyesi olarak emeklileri 1083 lira ödenecek. Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak kurban bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve yetimler de yararlanacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.